Süleyman Seyfi Öğün Bir fotoğrafını düşündürdükleri Sabık HDP Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde yazdığı edebi metinlerden hareketle sahnelenen bir oyun tartışmalı bir şekilde kamuoyunun gündemine oturdu. Tartışılan metnin edebi değeri veya tiyatroya aktarımının başarısı diyendi. Tartışılan hususlardan birisi yazarın Selahattin Demirtaş olmasıydı. Kimileri bunun yazar özgürlüğü olduğunu ve sindirilmesi gerektiğini, kimileri ise Selahattin Demirtaş'ın kanlı ve kirli bir siyasetçi olarak edebiyatla alakası ve yazmaya hakkı olamayacağı noktasından hareket ediyordu. Doğrusu bu kitapları okumadım, okuyacağımı da zannetmiyorum. İkinci görüşe yakın olup dışladığım için değil, önceliklerime girmediği için belki neden önceliklerime girmediğini açıklayabilirim. Sanatçıların siyasete girmesiyle siyasetçilerin sanata girmesi arasında çok ciddi bir fark görüyorum.'' İlkeni trajik ve gereksiz, diğerini ise düpedüz, komik ve manasız bulurum. İnsanların öncelikleri üzerinden değerlendirilmesi gerektiğini düşünürüm. Bir siyasetçi, siyasetten arta kalan zamanlarında kendisine sanatsal meşgaleler bulabilir. Şiirle, müzikle, heykelle ilgilenebilir. Bu meşgalelerin o siyasetçinin siyasetini de görece incelteceğini düşündüğüm için bunu hayra yorarım. Lakin bu tarz meşkalelerin siyasetçinin hususi dünyasıyla sınırlı kalması gerektiği kanaatindeyim. Siyasetçinin hırsanıp yansıklarını veya beslediklerini kamusal bir arsa dönüştürmemesi gerektiğini düşünürüm. Bu biraz da had bilmezlik olur. Bunu yapanları mesela TV ekranlarında yazdığı 5. sınıf şiirlerini matah şeylermiş gibi okuyan veya tıngır mıngır ut 3 akorlu gitar çalan siyasetçiler yüzüme ekşitir. Antonio Hopkins belki de Krim de la Krem kategoride veya ilk onda yer alan gerçekten de büyük bir oyuncu. Keman ustası Andre Rio, Antonio Hopkins'in de izlediği bir konserde bir sürpriz yaparak oyuncunun gençliğinde bestelediği bir vasi seslendirmişti. Vallahi yakıştı. Elbette bu vals Hopkins'i bir Strauss yapmaz ama bir oyuncunun aynı zamanda hoş bir beste de yapabildiğini gösterir. Bir sanatçının merkeze aldığı sanatın dışında kalan bir sanatla da alakadar olması çok zenginleştiricidir. Mesela musiki çevrelerinde hezarfen bin ilimli olarak anılan fotoğrafçılık, resim, ebru, tesbih sanatı ve kuşbazlık gibi sayısız meşgaleleri olan hocam Neyzen Niyazi Sayın talebelerine hep bunu tavsiye etmiştir. Demem o ki sanatçıların asli sanatlarla alakadar olmaları bana şık ve casip bir fikir olarak görünüyor. Burada geçişler bir sanattan diğerine oluyor. Nihayetinde asli olan sanatı besliyor. Mesela resimle uğraşan bir keman sanatçısı eminim ki bir noktadan sonra kemanını başka türlü çalacaktır. Elbette bir salgado veya ara olmayacaktır.'' Ama iddiasız bir sergi açmasında da bir sorun görmem. Siyaset-sanat ilişkisi böyle yürümüyor. Sanat siyaseti beslemez. En iyi ihtimalle yontar, inceltir. Siyasetse sanatı bırakın beslemeyi tam tersine kurutur, berbat eder. Bilinir ama pek söylenmez. Necip Fazıl veya Nazım Hikmet'in sayısız berbat şiiri vardır ve hepsi de siyasal endişelerle yazılmıştır. Bu iki büyük şair ne zaman siyasetten kurtulup şiir yazsalarsa işte o zaman kalıcı mısralara imza atmışlardır. Siyasal müziklerse her defasında fiyaskoyla bitmiştir. Siyasal endişelerin sanatları iğdiş eden bir tesire sahip olduğunu düşünüyorum. Bu arada değinmeden geçemeyeceğim. Hayatını siyasete hasretmiş bazı sanatçıların kalitesinin düşüklüğü de hep dikkatimi çekmiştir. Siyasal sanatlar ikinci sınıf sanatçıların sığınağı gibi görünmüştür bana. Selahattin Demirtaş'ın yaptıklarına nasıl bakacağız? Bu ikinci girişim. İlkinde elinde bağlamasıyla çıktı. Bu beyaz dişli, kara kaşlı, kara gözlü, güler yüzlü, temiz yüzlü, ağzı laf yapan, laik ve dahi seküler Kürt gencinin CHP'nin solcu kodlara uyumlulaştırılmasıydı. Bağlamasını amatörce çaldı. Ama istenen oldu, sempati kazandı. Gerek kendisi, gerek partisi, HDP büyük seçim başarıları kazandı. Dahası anti Tayyip Erdoğan hislerin odağında AK Parti'yi birlikte sallamanın tadı alındı. Ardından Kandil'den gelen emir mucibince yıktı perdeyi, eyledi viran yüzlerce insanın ölümüne yol açan olayların kışkırtıcılığını yaptı. Bunun karşılığı olarak cezaevine düştü. Şimdi ikinci çıkışını yapıyor. Bu defa ortada bağlama yok. Yazılmış romanlar, hikayeler var. Selahattin Demirtaş'ın bağlama çaldığı kadar roman yazabildiğini düşünüyorum. Yani bir edebiyat mucizesiyle karşı karşıya değiliz. Bu eserlerin tiyatrolaştırılmaya değer bulunması, 5 kadının en önde profil vermesi belki de bir mizensen, Belki de CHP ile HDP'nin memnu aşkına dolaylı olarak meşruluk kazandırmak. Bu fotoğrafı çok ciddiye alıp gündeme koyanlar hangi sayık ne yapıyorsa yapsın bu kurgunun hizmetinde olduklarını unutmasınlar.